Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bir önceki videoya gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. O videomuzu çektikten sonra evlerle görüşmelere girdik fakat görüşmelerde çok fazla olumlu sonuç alamadık. O yüzden yeni evlere bakmaya başladık. Yeni evlere bakmaya başlamışken ve siz de bu tarz videoları çok sevmişken tekrar bir video çekmek istedik. Yanımda tekrar Charlie var. Charlie ile beraber bugün kaç tane ev bakacağız abi? Bugün 4 tane müstakil ev, 1 tane kondo dediğimiz apartman tarzı ev bakacağız. 5 tane randevumuz var bugün. 5 tane randevumuz var. Şu an İlk evin önündeyiz. Sizlere ilk evimizi göstereceğiz. Bu evle alakalı biraz detaylı bilgi alalım mı abi senden? Bu ev 5 oda, 4 banyo, 2286 yani 210 metrekare civarında. Diğer evlere göre daha büyük. Özellikle senin çok sevdiğin göl manzaralı eve göre daha büyük. 2 oda fazlası var, 2 banyo fazlası var. Buranın fiyatı da 269.950 istiyor. Aynı fiyatta o evle. Evet. Buna bir bakalım. Fiyatı gerçekten iyi. Çok uzun kalacağını tahmin etmiyorum. Hatta şöyle bir şey var. Teklif vardı. İlanı kaldırmışlardı. Kontratta girmişlerdi. Emlakçısıyla konuştum. O da dedi ki sıkıntıya girdi kontrat. Alan kişinin kredi durumunda bir sıkıntı olmuş. Onun için markete geri döndü. Yani tekrardan listelendi. Bugün de ilk gün tekrardan listelendi. Hemen bakalım. Hemen bakalım diyorsun. Kaçırmadan. Beğenirsen evet, güzel bir teklif verip buna odaklanabiliriz. Ayrıca 4 tane daha seçeneğimiz var bugün tabii. Göreceğimiz. Bugün bayağı bir ev göreceksiniz zaten. Tekrar siz otururuz. Tabii. Bundan sonra da bir daha değerlendiririz. Bir de aidat var. Evet, bu bölgelerde. Geçen hafta baktıklarımızın aidatı biraz daha düşüktü. 100 dolar civarındaydı. Bu mahalle oraya göre biraz daha iyi. Burası da 165 dolar aylık aidatı. Ama tabii 5 oda olunca, 5 oda 4 banyo, senin gelirin daha fazla olabilir. Tabii. Onun için belki aidatın da biraz yüksek olması, hani mahallenin de biraz kalitesini yükselttiği için senin için iyi bir fırsat olabilir. Girelim bakalım, merak ediyorum. Bir de diğer bundan sonra bakacağımız evde de vardı galiba aynı şekilde aidat. Bundan sonra bakacağımız ev biraz daha üst 200'e yakın sınıf. Diyorsun, çünkü oranın güvenlikli. Ha, güvenlik. Orası güvenlikli. Biraz daha az kalabalık, daha az ev var orada. Orası da 270 dolar civarı aylık yani aidatı. Aylık sadece aidat verdiğiniz ücret o. Hani o mahallede bulunduğunuz için herhalde değil mi? Evet, evet. Çünkü mahallenin giderleri oluyor. Güvenlik olunca çalışanlar oluyor. Ona göre düzenleniyor. Bakımı, çimleri, her şey daha nizami oluyor. Evet. Tabii öyle olunca. Ama burası da iyi bir mahalle. Bakalım. Yavaş yavaş içeri girelim. Sizlere ilk evimizi gösterelim. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Evin şifresini aldı Çağrı. Şu an kapıyı açıyor. Bakalım ev nasıl olacak. Bu evi bayağı bir övmüştü Çağrı bana. Beğenecek miyiz görelim. Evin arada alarm sistemi vardı. Evet. Onu kapattık. Şu an kapıdan girdik. Hadi bakalım. Bu evde bir kat daha var herhalde yukarıdan. Evet. 5 oda. 5 oda, 3,5 banyo olarak gözüküyor. Şöyle bir hemen mutfak karşıladı bizi sağ tarafımızda. Bir masamız var. Şöyle bir geldiğimiz zaman burası da mutfak. Şu an güzel gözüküyor. Şu ışıkları açtığımızda daha iyi belli olur zaten. Temiz her şey zaten. Görsel olarak, renksel olarak bir sıkıntı yok. Ben yine hala pembe olayına takıldığım için. Burası da salon. Mutfaktan geçiyorsunuz. Direkt salon. Salonla mutfak bağlı. Burada da havuzu var. Şimdi havuza bakacağız. Ama size şöyle bir salonu göstereyim tekrar. Salonun genişliğini beğendim. Kocaman bir salon var bu şekilde. Ve salonun hemen karşısında da hani Amerika'daki filmlerde olur ya böyle. Yukarıya doğru çıkarsınız şurada. Hemen orada da böyle yukarıdaki odalar var. Bu evin oda sayısı fazla. Kaç tane odası vardı abi bu evin? 5 tane odası var. Hani önceki baktığımız göl manzaralı ev vardı ya. Bu evle aynı fiyatta fakat onda 3 tane oda vardı. Şimdi evin havuzuna doğru gidiyoruz. Hemen şu tarafta oturma yerleri var. Sonrasında havuz burada. Havuzun büyüklüğü güzel gözüküyor. Hot tub var abi şurada, gördün mü? Evet, hot tub var, o da dahil. Dahil. Fiyatı hot tub da dahil. Evet, ooo. Hani 4-5 bin dolar maliyeti varmış. Ama şu an evin fiyatına dahil. Evin fiyatı 269 bindi herhalde değil mi? Evet. Tamam, evin fiyatını da doğru hatırlıyorum. Yalnız bu brandaları privacy için yapmış. Yani şey görünmesin diye yapmış da çok çirkin duruyor. Tabii ki. Sen böyle bir şeye ihtiyacın olmaz. Senin böyle bir sorunun olmaz yani, seversin. Böyle üstsüz gezmeyi. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorum kısmına yazın. Burası sizlere gösterdiğimiz ilk ev.
Havuzu güzel, temiz gözüküyor. Herhangi bir gözüme batan bir olayda işte şu branda olayı var. Hani bunlar biraz çirkin gözüküyor. Onlar da basit olduğu için çok fazla söylemedim bile. Hani sivrisinek çok fazla olduğu için Florida'da yukarıdaki alanları görebilirsiniz. Tamamen kapalı. Şimdi salon buradaydı. İçeriye doğru gidiyoruz. Master room, yani ben bu evi alırsam bu evde kalacağımı düşün. Vay be, evin genişliğine bak abi. Evet. Müthiş ya. Şuraya televizyonumu koyarım bak. Şöyle televizyon. Şuraya bilgisayar. Evet. Boyut güzel. Banyoya da bakalım istesen. Ooo. Bu banyo çok güzelmiş yalnız ya. İki tane var bak. Böyle ikili ikisi. Ben böyle daha çok seviyorum. İşte bu özel mimarlarımızın grup çalışması. Kendi mimarlarımızın grup çalışması tabii. Bu şekilde geldi. Önceden böyle değil. Böyle de aa bakın burada çok güzel bir alan var yalnız. Bunu da gösterelim. Mesela biliyorsunuz ben burada video işleri yapıyorum, fotoğraf işleri yapıyorum. Benim çok fazla ışıklarım oluyor, çok fazla ekipmanlarım oluyor. Onları buraya koyabilirim. Ve bu alan gerçekten yeterli. Hatta şurada küçük bir alan daha var. Bu alanda fena durmuyor yalnız. Ve merdiven altı. Ve ıvır zıvırları koyabileceğiniz yer. Ya o değildi arkadaşlar. Bazen yorum atıyorsunuz böyle ev videolarıma. Özellikle son videomda. Abi bir köpek kulübesi olsa beni çağırsan ben orada bile kalırım diyorsunuz. Ya gerçekten. Böyle yorumlar yapmayın gerçekten. Amerika'da hani bunlar normal yani. Bu orta halli insanların yaşadığı yerler aslında buralar. Evet. Sizlere onları gösteriyoruz. Bir de mortgage'la alakalı bilgi verirken hani detaylara gireriz, bahsederiz de. Hani 250 bin dolar ev alıyorum deyince sen 250 bin dolar çıkarıp vermiyorsun. Hani 2 senede böyle 250 bin dolar yaptım Amerika'ya girince. İşte paralar böyle saçılıyor, yerlerden para topluyoruz gibi bir durum yok. Hani biliyorsun sen de geldiğin günden beri çalışıyorsun. Sadece hani peşinatını vermiş olacaksın. O detayları şey yapacağız. Hani 250 bin dolar peşin vermiyorsun onu bir daha. Tabii tabii. O 30 yıllık. Zaten evet. Yayıyoruz onu. Evet. Ama ev hoşuma gitti. Master bedroom olarak. Buranın farkı ne diğerlerinden? Açılmıyor havuza. Ha, evet. Burası havuza evet. Açılmıyor. Öyle bir farkı var. Diğer odalarda hemen buradan havuza gidebiliyordum ama dediğin gibi seveceksin demiştin daha ilk geldiğimiz zaman. Şimdi, master bedroom'u çok sevdim. Evet. Daha ferah. Bak ev 2 katlı. Açık. Şimdi yukarıya görelim. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Ben de sizlerle birlikte ilk defa görüyorum bu arada bu evi. Ama salonu nasıl? Salonu beğendiniz mi? Kocaman bir salonu var değil mi? Bu tabi burası eski mobilyalar var. Ben bu evi alırsam bu şekilde yapmam zaten. Mobilyaların hepsini yenilerim. Televizyonu da yenilerim. Onun dışında buradaki eski zaten çoğu şey eski. Airbnb yapıldığı için herhalde burada. Ondan dolayı böyle. İlk odamızda başlayalım. Burası çocuk odası gibi. Hani Airbnb olduğu zaman, turistler geldiği zaman buraya çocuklarından birisi burada kalabilir. Çok şirin bir odası var burada. Tatlı değil mi? Beğendiniz mi? SpongeBob. SpongeBob SquarePants. Severiz. Şimdi diğer odaya geçelim. Bu oda tek yataklı bir oda. İlk kişinin kalabileceği bir oda. Bak bozkurt koymuşlar. Benim sizlere göstermiş olduğum, beğenmiş olduğum göl manzaralı evde 3 tane oda vardı. Fakat bu evde 5 tane oda var. O da büyük bir avantaj. Burası da ortak kullanılan tuvalet olarak düşünebilirsiniz. Burası iki odanın ortak kullanacağı. Bunda tabii bir artı var. Burada bir master bedroom daha var. Oo. İçinde banyosu var. Burada bir master bedroom varmış. Yani sen kiraya verince biliyorsun banyolu olanlar daha değerli oluyor. Burayı muhtemelen 800 dolar civarı kiraya verebilirsin. Hı hı. Kendine ait tuvaleti olduğu için. Yani aşağıda bir master bedroom var. Benim kalacağım geniş bir master bedroom ve bu arada benim evim aşağıda olacak. Eğer odalarımı kiralarsam kiracılar yukarıda olacak. Yani bu da büyük bir avantaj aslında. Kesinlikle. Sizlerden istediğim, sizlere göstermiş olduğum evleri eğer Amerika'da yaşasaydınız, benim yerimde olsaydınız hangisini tercih ederdiniz? Bunları yorum kısmına birinci ev sevdiğim, ikinci ev sevdiğim, üçüncü ev alabilirsin tarzında yorum bırakabilirsiniz. Şimdi sizlere 5. odayı göstereceğim. Sizlere göstermiş olduğum odalar ek. Hemen kapının yan tarafına başka bir oda var. Oraya da bir bakalım. Burada da 2 tane yatak var. Küçük bir televizyonu var. Burası da 5. odamızdı. Hemen garaj şöyle. Böyle güzel. Garaj aktif değil burada. Böyle game room olarak kullanıyorlar. Yerlere döşemişler. Ufak bir bilardo masası. Güzel. Bu da evle beraber geliyor yani senin olanın. Oo, bak bunlar da evle beraber geliyormuş. Güzel gözüküyor. Arabaları demek ki evin önüne koyuyorsun, garajı kullanabilirsin tarzı. Yani sen istersen tabii garaja taktırabilirsin. Tabii canım, ev aldıktan sonra her şeyi istediğin gibi yapabiliyorsun. Yarım banyosu var. Hani misafir odasında kalan birisi burayı kullanabilir. Burada da
çamaşırları koyabileceğiniz, çamaşırları yıkayabileceğiniz kurutma makinesi ve çamaşır makinesi burada. Bunlar da herhalde eve aldığınız zaman tabii, dahil oluyor. Evle beraber. Her beyaz eşyalar evle geliyor. %99 bütün ev alım satımlarında burada geliyor. Anca böyle bir özel belirtirlerse, madde koyarlarsa ya bunu alacağız diye ayırırlarsa o zaman gelmiyor. Ama genelde %99'unda geliyor. Orada banyonun olması güzel konum olarak. Bak burası yemek masası. Orada ufak bir misafir odası var. Salon burada. Yani aşağıda bir yarım da olsa banyonun olması, tuvaletin olması çok iyi. Yukarıda iki odaya bir banyo düşüyor. Diğer odalarda da zaten kendi banyosu var. Dizaynı, evin planı bence çok güzel. Sen ne düşünüyorsun? Evet, ben de bu evi çok beğendim. Hani o göl manzaralı evi çok beğenmiştim. Evet, hani bir gönlümü ona kaptırdım ama şu salonun muhabbeti, salonun genişliği, benim odamın büyüklüğü. Çünkü o göl manzaralı evde abi hatırlarsan master bedroom çok büyük değildi. Evet. Hani o yüzden benim çok fazla eşyam olduğu için ben bunu nereye sıkıştıracağım diye düşünüyordum. Tabii. Bu evin hem fiyatı aynı, hem iki tane ekstra odası var, hem de salonu çok geniş. Çok fazla, çok da masrafı yok yani hani diğer kısmında. 60 metrekare falan daha büyük. Yani o da az bir fark değil diğer eve göre. Biliyorsun onu girince salon, yani şuradan girdiğindeki kadar, toplam bu kadar bir alan vardı. Ama bunda geriye kalan görüyorsun mutfağın alanı, yemek odası ayrı, ekstra odaları. Onunla karşılaştığımızda artıları eksileri sanki bu biraz daha ağır basıyor gibi. Tabii. Ben de aynen dediğin gibi düşünüyorum. Eğer bu evi beğendiyseniz yorum kısmına birinci ev olarak yazabilirsiniz. Şu an ikinci eve doğru gidiyoruz. Bu evde 4 tane oda var, 2 tane banyo var. Hemen şöyle komşulara bakalım. Komşuların evleri nasıl diye. Komşular güzel gözüküyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Çok fazla 10-15 tane araba yok en azından. Hani böyle küçük ailelerin yaşadığı bir semt gibi gözüküyor burası. Şimdi sizlere burayı göstereceğiz. Ana, köpek mi bunlar? Gerçek köpek zannettim ya. Adam kimse yok evde demişti. İki tane köpek koymuşlar buraya. Gerçek zannettim girer girmez. Eve ilk girdiğiniz zaman solda iki tane koltuk sizleri karşılıyor. Hemen sağımızda da bir tane yemek masamız var. Salon geniş gözüküyor. Biraz ilerleyelim bakalım. İleride bizi neler karşılayacak? Hemen sağda mutfak. Şöyle mutfak burada. Fena gözükmüyor mutfak. Temiz gözüküyor. En azından pembe değil. Geçenki videoda hatırlıyorsanız buralar pembeydi. Ama bu videoda en azından öyle bir sıkıntımız yok. Hemen solda da yemekleri yiyebileceğiniz şöyle bir masa yapmışlar. Burası da fena gözükmüyor. İlk izlenimleri nedir abi bu ev için? İlk izlenimler. Bu da Airbnb yapıldığı için çok eşya var. Eşya kalabalığı var biraz. Tabii ki sen alırsan böyle bir tarz evi bu kadar eşya koyacağını tahmin etmiyorum. Böyle olunca hani biraz kalabalık, boğuk gösteriyor. Ama tabii Airbnb olunca da mecburen ne kadar koltuk, çekyat koyarsan o kadar kişi kalabiliyor. Bu da senin günlük kiraladığın ücreti arttırıyor. Öyle bir şey var. Ama girince direkt karşıda dışarısı, havuz ve ufak hemen bir size bir manzarayı gösterelim. Biliyorsunuz yine ikinci evi gösterdiğimiz zaman bundan bir önceki videoyu eğer izlemediyseniz yukarıya bir kart koyacağım. Şuraya tıklayarak o videoyu izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz havuz ve göl manzarasını çok sevdiğimi sizlere daha önceden söylemiştim ve bu tarz bir ev baktığımı söylemiştim. Ama dediğim gibi fiyat aralığı çok önemli. Hatta bu konuda bir güncelleme vardı. Bizim ilk videoda baktığımız ikinci ev vardı ya abi, onunla alakalı sen konuşmalar yaptın. Şu an ne durumdayız o konuda? Yani pazarlık yapmaya çalıştık. Hem süreç, işte bu Covid, korona süreci, hem de piyasanın durumu biraz yavaş. Ondan 230'dan başlayalım dedik. Biliyorum yani 230'lar çok zor. 269 ama hani biz yine de alt rakamdan başlayalım dedik. 230 dedik. Hiç geri dönmediler. Sonra 245 dedik. 245'e de bir şey yapmadılar. Yani geri teklif vermediler. Pazarlığa girelim diye. Biraz tok satıcı galiba kendisi. Birkaç tane burada evi varmış o bölgede. Onun için full fiyata alana kadar, 269 alana kadar bekleyeceğini söylüyor. Biz de alırken kazanmamız lazım. Hem senin ilk evin, 3-4 sene sonra değiştirmek istersen, satarsan hani alırken kazanalım ki satarken de o zamana kadar değeri de artmış olsun. Tabii. Hani bir şeye değsin. Bence 269 bin istedi, 269 binden almamamız lazım. Sahada zaten rakamları da çıkarttık, ortalamaları. Evet. Onun için bakalım, hayırlısıysa olur o.
denedik bir şansımızı. Bugün de geziyoruz. Bugün de evleri gezip göreceğiz. Bir daha oturup bir daha karar veririz. Eğer sen çok istiyorsan abi tamam alalım 265-269 diyorsan çıkabiliriz. Hatta size bir anket yapalım bu arada. 269 o eve vermeli miyiz yoksa Çağrı'nın dediği gibi alırken kazanıp başka evlere mi bakmalıyız? Bunu da aşağıda bulunan yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Biz bu arada master bedroom'dayız burada. Hani ben evi alırsam size master bedroom'da kalacağımı söylemiştim. Eğer bu evi alırsam bu odada kalacağımı düşünebilirsiniz. O da bu şekilde. Çok çok büyük bir oda değil ama yine ortalama bir master bedroom gibi değil mi? Evet. Fena değil. Ebeveyn banyosuna bakalım abi. Evet. Bu sefer yapmayalım, sıkılacaklar. Orijinal bir şey bulalım. Banyo da güzelmiş, fena değil. En azından büyük yani. Burası falan böyle. Oturmalı falan bak ilk defa gördüm şöyle. Evet, geçen evlerin birinde son evdi. Sen içine sığmam demiştin. Aynen. Buna sığarsın. Buna rahat sığarım. Bunda fena değil. Evin salonu burasıydı. Salona bakmıştık. Bu arada master bedroom'un yeri ayrı, diğer odaların yeri ayrı. Ben de böyle ayrı olmasını daha çok seviyorum. Daha çok bu şekilde olma taraftarıyım. Hani dip dip odalar olsun istemiyorum. Şimdi diğer odaya doğru gidiyoruz. Burada bir banyomuz var. Burada bir banyo varmış. Onu göstereyim. Hani burada diğer odaların ortak kullandığı bir banyo olarak düşünebilirsiniz. Çünkü iki tane banyo var. Kaç tane oda vardı bu evde? Burada 4 oda var. Hı hı. 2 banyo var. 4 oda, 2 banyo. Diğer odalardan bir tanesi de bu. Evet, bu da normal standart ölçüde bir oda. Hı hı. Burada bir tane daha var. 3 oda yan yana. 3 oda yan yana bu şekilde ikişer tane yatak koymuşlar. Biliyorsunuz Airbnb yapılıyor burada. O yüzden ne kadar çok yatak, ne kadar çok koltuk varsa gelen ziyaretçiler için daha iyi olacağından dolayı bu şekilde yapıyorlar. Bu da biraz master bedroom gibiymiş sanki. Hafiften büyük geldi bana. Biraz öyle ama tabii. Yok ya, tabii tabii aynen. Banyosu olmadığı için. Aynen aynen. O zaman olmuyor. Okey, şimdi anladım. Banyo yok içinde biliyorsun. Şimdi size havuzu göstereceğim. Göl manzarasını göstereceğim. Havuzu güzel, tatlı, küçük bir havuzu var. Hemen yan tarafta da işte arkadaşlarınızla oturabilirsiniz. Burada yemeğinizi yiyebilirsiniz. Havuzun manzarası da bu şekilde. Burada da bir mangal yeri var herhalde. Evet, öyle bir şey gördüm. Oraya ait. Orayı çevirmişler. Yani istersen demek hani burası olmayabilir ama bu taraf çit koyduğuna göre kapanabilir. Evet. Havuz pompası var burada. Burada da mangal yapabileceğiniz bir yer var. Arkamızda da göl var. Şuradaki göl manzarası, havuz. Bu biraz daha çapraz gözüküyor. Diğeri tam karşısındaydı ama adam pazarlığa yanaşmadı. Direkt full fiyattan satıyordu. O yüzden biz de alırken kazanamayacağımızdan dolayı da onu biraz eledik gibi bir şey oldu şu an. Ama yine göl manzaralı bir ev. Bunu beğenirseniz aşağıdaki yorum kısmına yazın bakalım. Şimdi herkesin merak ettiği soru. Biz bu evi almak istesek ne kadar para vermemiz gerekiyor? Bu eve 270 bin istiyorlar. Yeni bir ilan. Daha bir hafta önce ilan konmuş. 270 bin, 4 oda, 2 banyo, 1782 square feet yani 165 metrekare. Diğer evle karşılaştırırsak senin favorin, geçen videoda baktığımız ikinci ev, göl manzaralı olan. O 3 oda, 2 banyoydu, 155 metrekareydi. Yani bu 10 metrekare daha büyük, bir oda fazlası var. O bir avantaj. Diğer evin manzarası biraz daha farklıydı. Bu köşede kalıyor, o direkt ortadan görüyordu gölü. Öyle bir avantajı vardı diğer evin. Ama mahalle olarak bakınca da dediğim gibi bu mahalle biraz daha iyi. O mahalleye göre kıyaslandığında. Hadi bakalım. Bu evi de sizlere göstermiş olduk. Şimdi diğer evlere bakmaya devam ediyoruz. Şimdi 3. evimize doğru geldik. Sizlere 3. evimizi göstereceğiz. Bu evde 4 tane oda var. 3 tane banyo var. Eve girmiş bulunuyoruz. Bu evin mobilyaları birazcık daha böyle yeni geldi bana. İlk gözüme çarpan olay bu oldu. Hemen sol tarafında yine herhalde mutfak var. Mutfak için yeme alanı var. Mutfak da burada. Mutfağı burasının da genişmiş bayağı. Evet. Güzel gözüküyor. Hatta iki tane alan var. Burada bayağı bir yeme alanı var. Baksana abi. Burada var. Şurada var. Bir de şu arkamda görmüş olduğun yerde var. İki alanda da var. Evin salonu çok genişmiş bu arada. Burada burası da genişmiş. Evet, burası da 190 metrekare. 190 metrekare. Evet. Diğer eve göre küçük. Burası master bedroom herhalde. Evet, master bedroom. Şöyle bir girelim. Burada 3 tane. Burası master bedroom'muş. Tabii ilk evin master bedroom'u kadar büyük olmasa da küçük bir master bedroom geldi bana burası. Burada da lavabo burada. Ben varım. Yok, burası ilk ev kadar gösterişli değil. İlk ev müthişti ya. Şimdi
Bana biraz garip geldi o evden çıkıp buraya gelmek ama bunun fiyatı neydi abi? Burası 284 istiyor. 284 istiyor burası. Ama salonu geniş, çok güzel, çok ferah bir salonu var. Orası hoşuma gitti. Yerlerin de genişti gerçi. Giriş açık. Böyle girişin açık olması. Tabii girişin açık olması da güzel. İnsanın içi açılıyor. Hatta kapıyı açık bırakmışız. Kapıyı kapatayım. Şimdi salondan diğer master bedroom'a doğru gidiyoruz. Bu tarafta bir tane master vardı. Burada da bir master var. Evet, burası senin odan. Ha, burası biraz daha geniş olan. Evet, tamam. İşte burası kalacaksam benim kalacağım oda olacak. Daha geniş olan. Şöyle bir bakalım. Lavabosu da büyük gözüküyor. Güzel gözüküyor. Geniş en azından burası da, değil mi? Evet. Bak odam sadece. Oo, bayağı büyükmüş burası da. Evet. Değil mi? Evet. Burası bayağı büyük. Güzel. Master bedroom hoşuma gitti. Burası da güzelmiş. Geniş. Ama kıyaslama yapmak istersek sizlere ilk gösterdiğim ev şu an hala favorim. Bakalım havuzumu görelim şimdi. Göl manzarası yoksa yok diyeceğim herhalde. Bakalım. Açıyoruz. Göl manzarası çıkar mı? Yok, göl manzarası yok. Sadece havuz var bunda. Bakın yine İspanyolca şarkılar. Bad Bunny falan belki dinliyorsanız. Porto Rico'lu. Burada çok meşhur olduğu için sürekli onu çalıyorlar. Havuzu da bu şekilde. Komşular da diğer tarafta dinliyor. Dediğim gibi burada çok fazla Hispanik nüfus var. Özellikle Kissimmee kısmında, Orlando'nun Kissimmee kısmında çok fazla var. O yüzden bu tarz şarkıları her yerde duyuyorsunuz. Bir şey demek istiyor musun abi? Bunu merak edenler olabilir. Güvenlik için, safety fence dedikleri, çocuklar düşmesin diye. Evet. Bu da Airbnb yapıldığı için Airbnb yapılan yerlerde zorunlu. Ya bunu koymak zorundasın ya da kapıya alarm koymak zorundasın. Bütün dışarıya açılan kapılara ötmek zorunda. Hani çocuk ve dışarı çıkarsa, bir şey olursa diye. Onu engellemek için kanunen böyle bir şey yapılması lazım. Çirkin duruyor biliyorum. Evet, yapacak ama bir şey yok. Sağlık için, güvenlik için. Benim evde de var biliyorsun. Evet evet, biliyorum. Bazen evet. Burası da fena değilmiş. Güzel gözüküyormuş. Hatta burada da bu söylemedik. Burada yemek yeme alanı var. Hatta burada şey var galiba. Mangal yapabileceğim bir alan da var yani. Evet. Bu arada master bedroom direkt dışarıdan havuza girebiliyorsunuz. Böyle bir ekstra artısı da varmış burasının. O detayı da şimdi görmüş olduk. Evet. Güzel. Birkaç ev yanda. Ha, köpeği görüyor musun şurada? Bak köpek geziyor. Tabii onu evet. Göremeyebilirler. Küçük bir köpek var. Evet. Cat Dog izlediyseniz, çizgi film karakteri. Aynı ona benziyor. Evet, şimdi çok fazla zamanımız yok. Size bu evimizi gösterdik. Şimdi diğer taraftaki yan eve geçeceğiz. Aynısı olabilir mi bilmiyorum. Bence benzer bir ev olacak. Sizlere garaj kısmını göstermemiştim. Burası da evin garaj kısmı. Yaklaşık iki arabayı buraya sığdırabilirsiniz. Hemen kapının zaten yan tarafında. Buradan arabanızı park edip direkt eve giriş sağlayabiliyorsunuz. Evet, şimdi sizlere göstereceğimiz dördüncü evin önündeyim. Bu evde dört tane oda var, üç tane banyo var. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Bu arada Çağrı'ya gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kendisi Orlando'da o kadar yatırım yapıyor, Airbnb işleriyle uğraşıyor. Çok sağ ol bura gerçekten. Sevdiklerim için her zaman buradayız. Yardımcı oluruz. Çok sağ olasın gerçekten. Bir de onun dışında Orlando'da eşe dosta böyle ev alma konusunda yardımcı oluyor. Bilgiler veriyor. Eğer siz de Çağrı'ya ulaşmak istiyorsanız da aşağı Instagram adresini yazacağım. Kendisi yardımcı oluyor insanlara bu şekilde. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Geldiğinde cevaplamaya çalıştım. Gerçekten çok mesaj geldi. Teşekkür ediyorum. Eğer dönmediğim varsa kusura bakmayın ama yetişmeye çalışıyorum gerçekten. Birçoğunuza cevap verdim. Yine sorunuz olursa her zaman buradayız. Yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdi evimizi kısaca böyle bir gezelim. İlk girdiğimiz zaman bunda da aynı şekilde kocaman bir salon bizleri karşılıyor. Deri koltuklar var burada. Kaç var. Hemen sağında bir tane oda var televizyonun yanında. Evet. Burası master mıdır değil evet, midir? Banyolu. Tam çözemedim. Master banyosu olduğu için. Kendisinden banyolu. Burada bir master odamız var. Şöyle kısaca göstereyim. Buraya televizyonunuzu koyup izleyebilirsiniz ama benim işlerim için biraz küçük bir master bedroom burası. Burası da 4 oda, 3 banyo. Diğer ev gibi. Diğer evden bir 20 metrekare daha küçük. Biraz daha küçük. Ooo, bu arada mutfağı göstermedik. Mutfak da bayağı bir genişmiş. Sadece bildiğin komple şu kısım mutfak. Evet. Işık varsa ışıkları da bir açalım şöyle. Mutfağı beğendiniz mi? Biraz sadece burada olduğu için duvarı komple almış. Diğeri biraz daha böyle L şeklindeydi. Mutfak şekli olarak birazcık daha farklı diğerlerine göre. Burada da yeme alanı var. Büyük yatak odası. Burası kiralayacaksan benim kalacağım yer olacak. Burası master bedroom. Işık evet. Var mı burada? Işık
Şöyle bir aldım ışığı. Tamam. Şöyle bir odada eğer bu evde kıraklarsam kalacağımı düşünüyorum. Yukarıda da televizyonu var böyle. Mobilyalar yine eski. Ama olsun, yapacak bir şey yok. Aa bak, buradaki banyo şeye benziyor. İlk eve benzemiyor mu biraz? İlk evet. Evdeki şekle benzettim direkt. Evet. Güzel. Şekil olarak beğendim burasını. İşte master bedroom. Ben bu şekilde büyük bir master bedroom istiyorum. Burası da büyük gözüküyor. Modern gözüküyor bak mesela. Burası da hoşuma gitti. Güzel. Fena değil. Hoş gözüküyor. Burada da herhalde ekipmanlarımı koyabileceğim alan mı var? Yok. Burada tuvalet var. Burada bir alan var. Heh, burası da ekipmanlarımı koyabileceğim bir alan. Böyle burası bir alan arıyorum. Burası da, burası da havuzdan dışarı açılıyormuş. Şurada küçük bir kapı var. Neden böyle bir alan bakıyorum? Onu kısaca sizlere açıklamıştım zaten daha öncesinde. Yaptığım işlerle alakalı ışıklarım, kameralarım, tripodlarım vesaire çok yer kaplıyor. O yüzden böyle bir alana ihtiyaç duyuyorum. Şimdi sizlere havuzu göstereceğiz. Aman aman, nerelere geldik. İşte evin değerli kısmı burası. Bence mükemmel bir göl manzarası var ve çok güzel bir havuzu var. Ne düşünüyorsunuz? Hemen burada da şezlonglar var. Çok güzel gözüküyor ya. Ben abi göl manzara gördüğüm zaman böyle bir direkt evet. Seviyorum biliyorsun. Havuzu biraz ufak. Evet, havuz biraz küçükmüş hafiften. Ama evet, manzarası güzel. Evet, buraya 300 bin dolar istiyorlar. İlk baktığımız 270 bin dolardı. 269.900. Arada 30 bin dolar fark var. Diğeri bir oda daha büyüktü. Bir banyosu daha fazla vardı biliyorsun. Evet. Diğer odalar yukarıdaydı. 3 tane odası. Öyle bir avantajı vardı. Göl manzarası 30 bin dolar. Bunları evet iyi karar vermen lazım karşılaştırırken. Hı hı. Ona göre artık bir game plan oluştururuz. Önümüze bakarız. Tabii. Kimle görüşeceğiz? Nasıl pazarlık yapacağız? Bu 300 bin mi demiştin? Burak'a da bir şeyler yaparız. 300 bin biraz fazla sanki. 300 bin evet. 300 bin fazla ama değerine bunun baktığımızda yine o civarda tutuyor. Burasının da HO'ya 180 dolar. Ha, 180 dolar. Aydatı 180 evet, dolar. Evet, aydat 180 diğeri dolar. Diğeri 165 dolar. Yani çok hı-hı. Bir fark yok. Ama komşu netleri de burada. Evet, güzel. Gerçekten manzarası güzel. Manzaraya sözümüz yok canım. Şu an hava biraz kapalı olduğundan dolayı parlamıyor ama hava açık olduğunda daha güzel gözükeceğini düşünüyorum. Ama sizlere önceki videoda gösterdiğim ikinci ev gibi geldi bana. Bir de güneş buluta girdi. Galiba buluta girdi güneş. 5 dakikaya çıkar. Odaları gezelim. Buyurun. Şimdi buradan çıkalım. Bir tane apartmandaki evimiz var herhalde. Orayı göstereceğiz. Bir apartman evi var. Artık müstakil evleri sizlere göstermiş olduk. Bakalım bu evlerle de anlaşmaya çalışacağız. Eğer anlaşabilirsek güzel olacak. Özellikle ilk evi ben çok çok beğendim. Bu ev de güzeldi. Biz bu evin diğer odalarını gösterdik mi? O da onları göstermedik gerçi. Nasıl? İki tane de burada oda vardı ya. Dört odalı ya. İki tane odayı gösterdik. İki tane master bedroom'u gösterdik. Diğer kısımları göstermedik sizlere. Hemen onları da gösterelim. Biraz karanlık, hemen ışığı açalım şöyle. Böyle bir alan bizi karşılıyor. Evin odalarından bir tanesi bu. Burada ikisine de ortak banyo var. Evet, burada ortak banyo var. Ortak banyo. İki oda burada kullanabilir. Burada da diğer oda var. Bu evde toplam 4 oda var. İki tane, ikisi master bedroom olarak geçiyor. İki master, iki normal olarak. Bu da güzel bir detay. Şimdi sizlere göstereceğimiz son eve doğru gidiyoruz. Bu townhouse ev olarak geçiyor. Eve girer girmez hemen sol tarafta bir mutfak karşıladı bizi. Çok büyük bir mutfak değil. Zaten bu ev biraz küçük bir ev olduğu için. Tabii burası 110 metrekare civarı. Yani diğer evlere göre biliyorsun minimum 160 metrekareydi. İlk baktığımız ev bunun neredeyse iki katı. Öyle bir durum var. Bir de burası kondo, townhouse olarak geçtiği için apartman tarzında bunların aidatları daha çok oluyor. 365 dolar aylık ödemesi var. Diğer evlerde 160-150 o civardaydı. Güzel bir salonu var. Dizaynı beğendim. Dizaynı güzel yapmışlar. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Sizlere odaları gösterelim. Bu ev ne kadardı? 200 bin dolardı herhalde değil mi abi? Böyle hatırlıyorum burası ben. Burası 190 bin dolar. 190 bin dolar. Ama tabii bunun aidatı biraz yüksek olduğundan dolayı hani oradan birazcık fazla oluyor aslında. Evet. Aidat sürekli verdiğinizden dolayı. 3 oda. Diğeri 5 odaydı. Değil, bir de 3 oda bu. Odalardan bir tanesi burada. Küçük bir oda. Hani tam work and travel öğrencilerin kaldığı odalardan benziyor. Ben de work and travel yaptığım zamanlar bu tarz yerlerde kalmıştım. İlk odamızı gösterdik. Burada ikinci odamız var. Aynı şekilde ikinci oda da burada. Üstünde küçük bir televizyon var. Burada da üçüncü oda. Bu da master bedroom olarak geçiyor. Kendisine ait.
lavabosu var, banyosu var. Burada da lavaboyu görebilirsiniz. Bu master bedroom. Yani bir tane master bedroom, iki tane normal odası var bu yerin. Aşağıda da küçük bir salonu var ve mutfağı var. Bunun havuzu falan yok tabii. Townhouse olduğu için, müstakil ev olmadığı için durumlar... Tabii sitenin ortak bir havuzu var. Yani sitenin havuzunu kullanıyor buradaki insanlar. Hani apartman gibi düşünebilirsiniz. Bizim sizlere gösterdiğimiz müstakil evler gibi değil buralar. Şöyle evinde balkonu var. Hani burada hot tub var mı yok mu anlayamadım. Bir yer var şurada ama. Evet, hot tub var. Bir tane hot tub var şurada. Şimdi böyle de bir seçenek var. Hani bütçesi 250 bin lira, 260 bin lira çıkmayan insanlar için Amerika'ya gelip burada apartman bakacağım diyenler için de böyle bir evi sizlere göstermiş olduk. Ev güzel, hani sade ama dediğim gibi aidatı çok fazla. Onun dışında sadece 3 tane odası var. Bir tanesi master bedroom. Hani o odalarda kalacak insanları da hani oda paylaşımlı şekilde insanlar bulmam gerekecek ki benim hani mortgage parasını biraz çıkartabileyim. Çünkü 300 kaç dolardı hatırlıyor musun bura? Nasıl? Burası 365. 365 dolar aidatı var ve bu gerçekten fazla. Ama onun dışında tasarımı falan güzel gözüküyor. Fena değil yani. Tasarımı güzel yapmışlar. Diğer karşılaştırdığımız evlere göre biraz daha yeni gözüküyor en azından. Sen bir şey diyor musun? Bu ev hakkında ne düşünüyorsun? Yani diğerlerini görünce aidatıdır, oda sayısıdır. Çok avantajlı değil. Ha, fiyat olarak tabii ki 190 bin dolar. Ama senin istediğin tarzda bir yer değil diye düşünüyorum. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Onun için hepsini yine değerlendirelim. Geçen haftakilerle, bu haftakilerle bir planımızı oluşturalım. Bir de mortgage'la alakalı sorular vardı o süreçle ilgili. Hı-hı. Onları da cevaplayalım. Şimdi geçelim istiyorsan. Şimdi süreçle ilgili detayları, evi alabilmem için ne kadar zaman bekledim, ne kadar çalıştım ve bunlarla alakalı bilmeniz gereken şeyleri Çağrı Bey'e devrediyorum. Sizlere anlatsın. Evet abi, sendeyiz. Evet, şimdi öncelikle senin 2 senenin dolmasını bekledik. Evet. Çünkü burada tam aktif olarak çalışmaya başladığın süreden 2 sene geçmesi ve 2 sene boyunca vergi beyannamesi yapmanız lazım. Tax return dedikleri. Onu yaptıktan sonra düşük peşinatla mortgage alınabiliyor. Eğer o olmazsa, yeni geldiğinizde ya da yurt dışından yatırım yapmak istediğinizde hemen hemen aynı statüde oluyor. Yabancı yatırımcı gibi. O da %30 peşinat gerektiriyor. Onun için Okan'ın ikinci senesinin dolmasını bekledik ki %3,5'la, %5'le düşük peşinatla ev alabilirsin. Onu da daha geçen ay yaptın. Evet, ikinci tax return'ünü geçen ay yaptın. Hemen ev bakmaya başladık. Zaten hani apartmanda kalıp neredeyse şimdi hesapladığımız rakamlara göre hemen hemen aynı parayı apartmana kiraya veriyordun. Hı-hı. Şimdi böylelikle olduğu zaman ev kendi evini ödemiş olacaksın. Şimdi bugün baktığımız evde beğendin. Hatta biz de şu an evet görüşmeye başladık emlakçısıyla da. Çok fazla pazarlık yapacak gibi durmuyorlar. Hatta ev sahibi yandaki iki ev 10 bin dolar daha yükseğe sattı diye 2 gün önce bunun da fiyatını 10 bin dolar yükseltelim demiş. Şu an öyle bir durumda. Ben de görüştüm emlakçıyla. Daha yeni onunla da bir iş yapmıştık. Allah'tan tanıyorum. Dedim böyle böyle iyi bir arkadaşım, yardımcı olalım. Tamam dedi. Yani teklifinizi yapın ya da bu fiyatta hemen kontratı gönderin. İşlemlere başlatalım dedi. Bakalım onu şimdi daha detaylı hesaplayacağız tekrardan. Biz bir ön hazırlık yaptık. Şimdi sizlerle de paylaşalım. Yani burada şu an 270 bin dolarlık evi beğendik diyelim. Almak istiyoruz. Yani bu videodaki ilk ev olacak. Hani evet. Siz yorum kısmına yazın demiştim ya ben hangi yeni beğendiniz diye. Ben birinci evi beğendim bu videoda. Ve o birinci ev 270 bin dolar falandı değil mi? 269-270. Evet, 269.900'dü. Biz şimdi evin değerini falan girdik. Burada bir sürü rakamlar göreceksiniz. Onları sizlere açıklamaya çalışacağız. 270 bin dolar evin değeri. %5 peşinat verince 256 bin 500 dolarlık bir kredi miktarı oluyor. Yani 13.500 dolar peşinat vermiş olacak Okan. 13.500 dolar peşinat. Bunun bir de üstüne bir tapu masrafları oluyor transferde. Burada closing cost dedikleri bir kapanış maliyeti oluyor evin. O da 5-6 bin dolar civarı tutsa yine bir Okan'a 18 bin dolar gibi bir
peşinat vermiş olacak. %3,5 diyelim şu an o civarda faiz oranları, yıllık oranı %3,5. Sonra yıllık vergisi var evin. Evin yıllık vergisi de burada genelde %1'e tekabül ediyor. O da 2700 yıllık, onu yazdık. Mortgage insurance var, o da %0,5. 106 dolar 88 sente geliyor. 107 dolar diyelim. Bir de evin sigortası var. O da genelde 1000 dolar civar tutuyor. Aylık aidatı 165 dolar. Bunları detayları girdikten sonra hesapladığımızda şu an Okan'ın yarın bu evi alıyorum dese her şey dahil peşinatı verdikten sonra kredisine göre ödeyeceği rakam aylık 1730 dolar. Bu da içinde her şey dahil az önce saydığım. 30 sene boyunca tabii ödemesi gerekiyor. Erken ödeme cezası yok. Yani bir sene sonra da evi satabilir, başka yere geçebilir, iyi fiyata satabilir. Belki 3 sene sonra, belki 5 sene sonra. Onun için bazı kredi tiplerinde oluyor erken ödeme cezası ama bunda olmuyor. Rakam, senin şu anki ödediğin kira 1600 civarı kira ödüyorsun. 1730 dolar. Evet. Arada tabii ki fark var. Havuzlu, 5 odalı. Yani şu an daha benim apartmanımda biz güzel bir deal bulduğumuz halde 9 aylık mesela, 9 ay boyunca her ay 1600 dolar kadar para ödüyoruz. Ben şu an bu evi alırsam her ay 1732 dolar para vereceğim. Tabii elektrik, suyu bunları içine dahil ettiğiniz zaman tabii artacaktır ama en azından 200 dolar, 300 dolar arasında fark olsun. Çok fazla bir fark yok. Ve bu kadar farkı ödeyerek ev sahibi olabilme imkanım var. Tabii peşinatı verdikten sonra böyle bir şans doğmuş oluyor. Ben de bunu değerlendirmek istiyorum açıkçası. O yüzden zaten ev arayışına girmiştik. Tabii her ay yapacağın ödemeler senin evin ana parasına da bir kısmı gidecek. En evin içinde para birikecek. Tabii sen kira dediğim gibi daha önce hani başkasının muhtemelen mortgage'ını ödüyorsun ev sahibinin. Çünkü çok yatırım yapanlar var biliyorsun burada. Onlar da mortgage'lı oluyor genelde. Sen şimdi kendi evini ödeyeceksin. Kendi evinin ana parasını ödeyeceksin. Böylece orada paran birikecek. Aynı zamanda evin değeri arttığında da 3 sene sonra satmak istediğin zaman evin içinde bir 15-20 bin dolar birikti diyelim. Ödemenin şeyine, sıklığına göre. Hatta yılda 1-2 tane fazla ödersen o senin 30 yıllık süreci de kısaltıyor. Öyle bir katkısı da oluyor. Orada para biriktikten sonra, evin değeri de arttıktan sonra diyelim 15 bin dolar evin değeri arttı 3 sene sonra. 15 bin dolar da içeride birikti. 15 bin dolar zaten down payment'ın vardı evde. Evet. Biliyorsun. Böylece bu sefer oradan alırsın parayı. Bir sonraki evine peşinat kullanabilirsin. Böyle bir avantajı olur. Böyle yola çıktık. Sonra ilk kararı verdiğinde tabii hemen bankacımızla görüştük. Çalıştığımız mortgage işlerinde uzman kendisi. O yardımcı oldu. Okan'ın bütün evraklarını 2 sene boyunca yaptığı her şeyi kuruşu kuruşuna tabii bakıyorlar. Ne kadar aldı, ne kadar vergiyle gösterdi, beyan etti. Her şeyleri, rakamlara baktıktan sonra ne kadara kadar ev verebilirler diye bir pre-approval letter dedikleri, yani ön kabul mektubu gibi. Biz onu eve teklif verdiğimiz zaman onu beraber sunuyoruz ki teklifi ciddiye alsınlar. Evet, bu kişi 270 bin dolara kadar ev alabilir diye bankadan yazılı bir mektup aldık. Ona göre ev bakmaya başladık zaten. Hani bütçemiz 250 bin, 260, hani biraz esnek olabiliriz demişti Okan. O civarda baktık. Şu anda teklifimizi verebiliriz 270 bine kadar. Elimizde mektubumuz var. Böyle genel bir bilgi vermiş olduk süreçle alakalı. Merak ediyordunuz. Ben hani mortgage uzmanı değilim, kredi uzmanı, bankacı değilim. Sadece hani bankacıdan aldığımız bilgiler, bizim yaptığımız işlemlerde duyduğumuz, gördüğümüz şeyler. Daha iyi bilenler vardır muhtemelen aranızda. Hani siz de yazabilirsiniz yorum kısmına. Kameranın şarjı bitti videomuzu çekerken. O yüzden videomuzu tamamlayamadık. Hepinizin bayramını kutluyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Ev alma süreciyle alakalı detaylı bilgiler ileride gelecek. Bir şey söylemek istiyor musun abi? Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar. Görüşmek üzere. Bay bay.